Herkese iyi günler arkadaşlar. Sivas 20 aylık, ayın 16'sı 21 aylık oldu. Bu Haziran'da, Ağustos 16'da tam 2 yaşına giriyor arkadaşlar. Sivas'ı merak eden arkadaşlar var. Soyunu sopunu. Hani şimdi meşhur oldu ya. Soy, sop, ana baba, nene dede. Şöyle anlatayım size. Ben Sivas'ı İskoçya'dan aldım. Yani bayağı bir takip ediyordum. Köpek bakıyordum mesela, ilk köpek aldığımda. İskoçya'da baktım, buralarda baktım, her şeye de baktım. İskoçya'da buldum. İskoç bir aile vardı. Benim kaldığım yerden 670 mil uzağa gittim yani. Kaç kilometre eder bilmiyorum. Gel oğlum gel. Gel amca gelir ya, ya adamın üstüne gidersin bir dersin. Yani o şekilde. Gittik İskoç aileden aldık. Babamla birlikte gittim o zaman da. Yani hikayesi şöyle. Gittim anasını babasını gördüm. Bir de anasının anası vardı orada. Yani adam ne yapmış? Adamın anlattığına, karısının anlattığına şey yapıyorum. Adamlar bir dişi bir erkek Türkiye'den almışlar tatile gidince. Kaçta dedi? 2000'de dedi herhalde. 2000. Yani adam dedi ki 20-22 yıldır ben bu köpeklerle uğraşıyorum. O zaman dedi. O zaman dediğim 2019. 2019 yıl başından sonra gidip aldım galiba. Aynen öyle. Adam dedi ben bu köpeklerle uğraşıyorum. Seviyorum dedi. Orada da zaten koyunum oyunu, inekleri bir şeyleri vardı. Yani normal yapılı bir çiftliği vardı adamlar. İnek minek üretiyorlardı. Adam işte ben bu köpekleri seviyorum dedi. Bir dişi bir erkeği getirip çiftleştirmiş. Yavru almış. Ondan sonra burada bir yerde bir dişi bulmuş. Annem İskoçya'da bir yerde bir tane yaşlı teyze de görmüş. Ona dedi o dişiyi getirdim dedi. Doğan yavrulardan birine vurdum dedi. Ne bileyim bir şeyler anlattı işte adam kendi kendine. Yani. Arkadaşlar videoyu kestim çünkü yüklemede parça parça sorun yaşıyorum biliyor musunuz? Neyse dedi ki işte öyle şifreleştirdim. Yani günün sonunda eline iki dişi, gel oğlum. Bir erkek geçmiş. İşte o erkekler yavrular tutmuş. İlk erkeğinden doğan erkek yavrulardan bir tanesini yeni getirdiği dişeyi çekmiş. Öyle öyle. İki dişi, iki erkek. Tabii biri baba oğul oluyor bu sefer, aynı kan oluyor ama bir anne farklılık kan katıyor. Ondan sonra ondan çıkan yavrularla öbür dişiye derken 3-5 köpekle bu işi götürüyor daima işte. Hem kendini tutuyor hem arada satmışlar sağda solda çevreye. Ben de internette geziniyordum zaten. Köpek alıp satma siteleri var. Orada geziyordum. Bununla birlikte 3 kız kardeşi kalmıştı. İşte ben yazdım dedim. Almak istiyorum, sahiplenmek istiyorum diye. Bir ton soru sordu bana. Harbi diyorum bak yani. Hani biz diyoruz ya köpek bizim işte bizim ülkenin ya. Boru yani o adam bana bir ton soru sordu. Kalacağı yerin videosunu çek dedi. Gezdireceğin yerin videosunu çek. Köpek dedi ne yapacak ne edecek. Hayvanlara bakacak mı? Valla ben dedim ben de şu anlık sadece. Yani tavuk horoz var abi dedim. Sıkıntı yok adama. İleride dedim senin kadar para kazanırsak biz de bir çiftliğe geçmeyi biliyoruz dedim. Yani o şekilde. Vallahi işte gittik getirdik. İşte Sivas. Yani. Babasını çok sevdim Sivas'ın. Babası çok güzeldi. Ama anasını derseniz 10 üzerinden 8 veririm o dişi. Yani. Ama babası güzeldi. Boylu güzel. Adam dedi hatta ölçtü dedi 80 81 santim falan geliyordu. Ama çok idealdi mesela.
hızlı bir çocuk abisiniz bu arada. Yani öyle işte arkadaşlar. İşin olayı bu. Gittik getirdik. Ama benim yani şu köpekler biraz farkına vardım. Kaliteli bir köpek de biraz küçük kaldı Sivas. Daha küçük dediğim yine 77-78 santim geliyor. Dikersem uzatırsın. Yani o kadar boyu şey değil. Benim yanımda köpekler küçük görünüyor. Yani başka biri gelsin. Kaç kişi geldi gördü mesela. Aa dedi. Resimlerde ya da videolardaki gibi değil. Canlı gelip görün. Anlarsınız. Boy tipi yerinde. Ama benim düşüncem yani bu kendi aşk düşüncem. Adamın yaptığı bir hata vardı. Bunların üreticisinin. Biraz aile içi çiftleşme yapmış yani. Öz kuzen kuzene, teyze teyzeye, teyze dayıya yeğene. Anladınız mı? O şekilde. Ama yapacak bir şey yok. Adam kanı bozmak istememiş. Köpeklerden memnun kalmış. Böyle yapmış. Hatta demişti. Londra'dan bir kan aramış. Bir köpek aramış. Demiş ki ben bu kanı değiştireyim arkadaş demiş. Şöyle tuvaletini yaparken. Demiş ben bunu değiştireyim çünkü böyle olmayacak demiş yani. Hep köpeklerim demiş küçülmeye başladı. İç içe kala kala falan. Sonra ne yapmış birine demiş ki bana bir köpek bulun demiş. Adam da Türkiye'ye gitmiş abi. Demiş ki al bu köpek var demiş. Alıyor mu almıyor mu resimde göstermiş. Adam demiş anası kim babası kim şuyu ne demiş. Resimleri var mı? Yok demiş alıyor mu almıyor mu. O da demiş almıyorum istemiyorum demiş kusura bakma demiş. Yani adam hemen tongaya düşmemiş. Akıllı bir adamdı gerçekten de. Vallahi öyle işte. Sivas'ı soran merak eden arkadaşlar bunun geçmişi bu. Bizim evladımız. Enik'ten geldi yanıma. 50 köpeğe değişmem ama haberiniz olsun yani. İsteyen istediğini diyebilir. Ne derlerse. Bu arada karakterli sert bir köpek arkadaşlar yani. Sivas babam şahit. Türkiye'ye gitmişliği vardır. Burada porsuklara gitmişliği vardır. Şimdi diyeceksiniz Türkiye porsuğa her şey gidiyor. Memlekette kurt yok. Ben ne yapayım? Yani onu bilmiyoruz, onu deneyemiyoruz. Çünkü yok. Yani ama işini görevini yapar. Gerçekten. Ben karakterini, sadakatini, özellikle sadakati var ya. Yani ben gideyim, yemek koyayım önüne. Kızım diyeyim ki bunu yemeyeceksin. İstemiyorum Sivas. Gider, küser, o yemeğe de dokunmaz. Bir de ben biriyle yanında tartışayım mesela. Biriyle ben kavga edeyim mesela. Çığırından çıkıyor. Artı o insana da yüz vermez yani. Hayatta yüz vermez. Onunla ilişkisini kesiyor. Ya kim olursa olsun mesela. Bazen kız arkadaşım bir dertli mesela. Yanında şakalan mesela böyle tartışalım, kavga edelim. Ona bile yüz vermez. Mesela bana da izin vermez. Ben ona sesimi yükselteyim ya da böyle kavga etmiş gibi yapıyoruz. Hemen önümüze geçer. Adamın dibi ya. Öyle işte arkadaşlar. Soyu sopu budur. Yani. Bakarım resimlerde varsa anası babası gönderirim size. Resim de atarım. Instagram'a koymuştum zaten. Instagram'da Kangal Kingdom 44 takip edenler. Oradaki arşivde duruyor zaten. Anası babası. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sivas'ta böyle işte. O da bir evlat, o da bir can. Bize nasip oldu, biz de bakıyoruz. Gel oğlum suya. Hop, beni götürme, beni götürme baba, götürme oğlum. Öyle işte arkadaşlar. Vallahi siz de destek verdiğiniz için, böyle sorup istediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de paylaşırsanız sevinirim vallahi. Herkes kendine iyi bak. Görüşmek üzere.